kafalı, abi kardeş arkadaş hepsi farklı huyda. Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa. Hiç yerinde durmazlar, herkes bilir onları. Sağa sola koşsalar da kesişiyor yolları. Unut bildiklerini, aç bir yeni sayfa. Bizim çocukların adı Rafadan Tayfa. Yaşlı Çınar. Gol! İşte bu. Hayri abi, nasıl avladım seni ama? Hop, dur bakalım Akın. Tam direğin altından gitti. Bence out'tu. Üzgünüm ama bana da öyle göründü Akın. Olur mu abi? Bal gibi goldü. İşin aslı ben de gol sandım. Gördünüz mü? Arkadaşlar, gitmese ben kurtarırdım zaten. Bilerek bıraktım. Tabii tabii. Ve top kaleci Hayri'nin kontrolünde ağlarla buluşuyor. Ahay, seni de gördük Kamilciğim. Bugün kaç şutun Yaşlı Çınar'ın tepesinde kaldı. Sayamadım gerçekten. Konuyu değiştirme Hayri. Akın'ın şutu bal gibi gol oldu. Değildi. Goldü. Değildi. Durun durun, boşuna didişmeyin. Cevabı buldum. Cevabı mı? Neymiş o? Bakın, top gerçekten şurada bir çamur izi bırakmış ve iz kalenin içine daha yakın. İşte bu. Gol. Biliyordum. Arkadaşlar, iyi güzel de ben bayağı acıktım. Şu pikniğe başlasak mı artık? İyi bile dayandın Hayri. Top oynarken bir ara karnın öyle bir guruldadı ki ben Bakın yine oldu. Yok Kamil abi, sahiden de gök gürledi. Yağmur başlıyor. Şuradaki ne abi? Yeşil renkli olan mı? Evet. Bu geçenlerde gördüğümüz alet değil mi? O zaman da ne işe yaradığını öğrenememiştik. Kamerada değilmiş. Ya bir teleskopsa? Yıldızları seyredebiliriz. Bizim teleskopumuz var zaten ve ona benzemiyor. Belki de bir uzaylı icadıdır. Kamilciğim, uzaylılar dünyaya geldi de icatlarını bırakıp yemeğe mi gittiler? Belki de üç bacaklı, tek gözlü bir robottur. Bence bu bir dürbün. Olabilir. Akın, seni kaldıralım da bir bak. Abi, ya robot bundan hoşlanmazsa? Korkma Akın, korkma. Hayri abin buradayken güvendesin. Evet abi, bir dürbün gibi. Ama garip işaretler var. İyi de buradan bizim Çınar'ı niye dürbünle izlesinler ki? Yanına gidip bakmak daha kolay. Merhaba çocuklar. Merhaba Rüstem abi. Rüstem abi, bu dürbün ne işe yarıyor? O dürbün değil çocuklar. Bir arazi ölçüm cihazı. O ne demek? Yani bir inşaat ya da yol yapılmadan önce arazinin uygunluğunu tespit etmek için kullanılan bir alet. İnşaat mı? Ne inşaatı? Bu araziden otoyol geçmesi gerekiyormuş Hayri. Onun inşaatı. İyi de burada nasıl yol olur abi? Tam ortasında Yaşlı Çınar var. O da kesilecek maalesef çocuklar. Kesilecek mi? Ama o ağaç yıllardır burada. Biz onsuz ne yaparız? Sormayın çocuklar. Bizim çocukluğumuz da Yaşlı Çınar'ın gölgesinde oyunlarla, pikniklerle geçmişti. Ama hayat bazen böyle işte. Şimdi biz nerede oynayacağız? Yaşlı Çınar'ı kurtarmanın bir yolu olmalı. Rüstem abiyi duymadın mı Mert? Ne yapabiliriz ki? Eğer Yaşlı Çınar tam yolun geçeceği yerdeyse, biz de onu kenara çeksek. Hayriciğim, öğle yemeğine koca bir sepet, sırt çantası ve bir kasa gazoz taşıdım. Tamam ama bu kadarını sen bile başaramazsın. Niye başaramazmışım Kamil? Gayet de güzel başarırım. Senin daha iyi bir fikrin var mı? Var tabii. sanki kumdan kale yapıyorsun arkadaş. O iş o kadar kolay mı? Seninkinden kolay en azından. Yok canım. Misket oynamak için çukur kazmıyoruz arkadaş. Koca bir alt geçit yapmaktan bahsediyorsun. Aa, senin ağacı yerinden şıp diye sökmen kolay, benim tünelim zor, öyle mi? Ya ağacı kaldırmak için kepçe kullansak? Hem biz o kadar malzemeyi toplayana kadar Çınar çoktan odun olur. Peki ne yapacağız? Çınar'ın kesilmesine göz yumamayız. Abilerim, biz Rafadan Tayfa'yız. Bu işe bir çözüm bulmamız gerek. Haklısın Akın. Bu kadar kolay pes etmek yok. Benden bu kadar artık arkadaşlar. Elimde kolumda derman kalmadı. Al benden de o kadar. Bir çivi çakacak gücüm yok. Yorulduk ama iyi çalıştık arkadaşlar. Yaşlı Çınar'ı kurtarma operasyonumuz birkaç güne tamamlanacak. Bu köprü tamamlanacak tamamlanmasına da ben açılışını görecek miyim bilemem. Akın, oraya fazla yaklaşma. Ne olur ne olmaz. Merak etme Mert. Benim çaktığım tahtaya araba çarpsa bir şey olmaz. Olamaz. Gitti onca emek. Hepsinin vidaladığın yerler yüzünden. Ben sana demiştim tornavida öyle tutulmaz diye. Asıl senin çaktığın tahtaları gördüm. Bir kuşu bile taşıyamadılar. Ne yapacağız biz şimdi? Neler oluyor burada çocuklar? Her şey yolunda mı? Kamil tornavidayı eline alana kadar öyleydi. Diyene bak sen. Köprüye çivi çakacağına iğne tutturdun herhalde. Köprü mü? Ne köprüsü? Yaşlı Çınar'ın kesilmesi gerekiyormuş. Biz de onu kurtarmak için üzerinden geçecek bir köprü yapmaya karar verdik. Sonuç ortada. Ben baştan demiştim. Ağacı taşıyacaktık. Benim dahice tünel fikrim dururken. Köprüler, tüneller, ağaç taşımak. Sizin başınıza güneş geçmiş galiba. Zavallı yaşlı Çınar'ı kaderine mi terk etseydik? O mahallemiz için çok önemli. Orası öyle ama insanlar bunun farkına varmıyor maalesef. Peki ya bir gösteri hazırlasak? Yaşlı Çınar'ın önemini anlatan bir müzikal ya da tiyatro oyunu. Bu işe yarayabilir aslında. Bence de. Bu harika bir fikir. Şuraya sahneyi kurarız. Şurada ışıklar, perdeler, arka planda yaşlı Çınar... Kostümleri ayarlarız. Dans da olmalı. Bir an önce provalara başlamamız gerek. Hadi hemen işe koyulalım. Hayri, gösteri başlıyor. Sen hala mideni düşünüyorsun. Ne yapayım Kamil? Sahne korkusu karnımı acıktırdı. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. İyi hazırlandık. Seyirci de merakla bekliyor. Bunu başarabiliriz. Hadi abi, kostümlerinizi giyin. Başlıyoruz. İyi akşamlar değerli konuklarımız. Bu akşam Rafadan Tayfa olarak sizlere Yaşlı Çınar'ı anlatan özel bir gösteri hazırladık. Huzurlarınızda Kamil ve eski dostu Şener. İyi akşamlar değerli konuklar. Ben Şener. Ben de Kamil. Kamil, biliyor musun? Çoğu kişi beni konuşturanın sen olduğunu zannediyor. Öyle mi? Öyle tabii. Ama yanılıyorlar. benim konuşmamı sağlayan aslında yaşlı çınarın ta kendidir. Nasıl yani? Her sonbaharda çınarın kuruyan dalları budanır. Sonra o dallardan biri Saadettin Usta'ya verilir. Usta da bendeniz Şener'i o daldan yapar. Aa, bunu bilmiyordum Şener. Ama çınar kesilecekmiş diye duydum. Öyle Kamil. Onu kaybedersek neler olur düşünebiliyor musun? Neler olur? Ne piknik yapacak bir yer kalır, ne altında serinleyecek bir gölge, ne de çocukların etrafında oynayacağı bir alan. Sonra ağaç oksijen demektir. Son ağaçta gidince aldığımız nefesin bile kalitesi düşer. Durum fena desene. Öyle tabii. Ama lafa daldık gittik Kamil. Hayırdır, bir işi mi var Şener? Yok, ama böyle gidersek gösterinin son perdesini kaçıracağız. Gösterimizin son bölümünde Yaşlı Çınar şarkısını sizler için ağacın kendi dallarından yapılmış enstrümanlarla icra edeceğiz. Küçük bir fidandım, sevgiyle sulandım. Yıllar geçti aradan, gökyüzüne uzandım. Doğayı koruyalım, gökyüzüne bakalım. Doğa olmazsa olmaz, giden hemen var olmaz. Abi, bugün Çınar'ın oraya gidip bakalım mı? Bakalım bakmasına da. Ya yaşlı Çınar kesildiyse? O kadar gösteri yaptık. Bir faydası olmuştur herhalde. En iyisi gidip görelim arkadaşlar. Korkunun ecele faydası yok. Ama herkes çok etkilenmiş görünüyordu. Zavallı yaşlı Çınar. Bu haksızlık. Merhaba çocuklar. Ne o? Yüzünüzden düşen 1000 parça. Görmüyor musunuz? Yaşlı Çınar gitmiş. Evet abi, gitti. Siz pek üzülmediniz galiba bu duruma. Gitmesine mi? Aksine sevindik. Ama Sevim abla, onu kurtarmak için o kadar çabalamıştık. Gelin beraber Çayırtepe'ye gidelim. Abimler piknik yapıyor. Belki orada moraliniz düzelir. Ama bu... Yaşlı Çınar! Aha! Yaşasın! Kesilmemiş! Ama Sevim abla, ağaç gitti demişti. Buraya geldi işte Akın. İyi de bu nasıl oldu? Gösteriniz mahalleliyi çok etkiledi çocuklar. Herkes katılınca aramızda Yaşlı Çınar'ı buraya taşımaya yetecek kadar para toplamayı başardık. Bu harika! Vinci de Saadettin Usta mı yaptı? Vinç değil ama güzel bir mangal yaptım çocuklar. Hadi bakalım sofraya.